Merhaba. Yeni bir söz bu işe hoş geldiniz. Hocam, güncelleme aldı yürüdü. Evet. Enteresan noktalara gidiliyor. Gidiliyor, evet. Gidiliyor. Buna devam edelim istiyorum Evet, tabii. ben. Zaten başlangıçtan beri bizim asıl konumuz da zaten bu. Dikkat edecek Tabii olursan. tabii. Yani biz zaten Biz... şöyle söyleyeyim. Hüseyin Atay Hoca, ondan beri o ekol, yani Kur'an merkezli İslam düşüncesi söylediği tek bir şey var. İnsanoğlunun önünde iki tane alternatif var. Bir indirilen din, onun kaynağı Kur'an ve diğerleri var. Evet. Farklı varyasyonlarıyla. Uydurulan, Uydurulan, türetilen din. türetilen, Evet. evet. Şimdi Kültür ve rivayet dinleri diyelim ona. kültür, heva, Evet. heves. Şimdi bu uydurulmuş din ve indirilmiş dinin daha önceki programda biraz bahsetmiştik. Gündemleri nelerdir diye. Şimdi ben olumsuzdan yola çıkarak başlayayım istiyorum. Uydurulmuş, türetilmiş din dediğimiz dinin gündemi nedir? Bunu cahiliyeden beri ve onun varyasyonları Bugün günümüz modern cahiliyenin cahiliyenin gündemi de yansımaları. Tabii. önümüze koydukları Koyduklar. şey. Şimdi bunlar nelerdir? Ben şöyle kabataslak onları bir listelemeye çalıştım. Bunu önem sırasına göre değil, akla geliş Akla sırasına göre. geliş sırası. Akla geliş Akla sırasına. geliş ve akla gelmeyecek. Akla sığmayacak şeylerle dolu bir gündem. Akla giriş Ya ve çıkış. felaket. Tabii. Evet. Mesela yanmaz kefen. Yani bugünün meselesi bu. Meselesi. Bak din Çok adına önemli. bugün insanlara sunulacak olan şeylerden bir tanesi. En güncel. Evet. Salavat ve huri bağlantısı Bağlantısı. mesela. Ha, çek salavatı, kap huriyi. Evet. Değil mi? Bak ne kadar güzel bir gündem yani. Halvet asansör örneğinden yola Evet. çıkarak ve yoğun bakım ünitelerinde. Ki kadın erkek Evet. beraberliğinin sakıncası. Bak ne Yani kadar önemli bir şey. Yani şimdi böyle bir gündem olmazsızın olur mu? tabii. Yani bu ne kadar büyük bir tehlike, ne kadar büyük bir felaket ki. Yani bu felaketten bir ilahiyat profesörü Bahsediyor böyle bir felaketten. bahsediyor. Yani gerçekten biz müteşekkiriz bu insanlara. Yani bizim insanımız bu kadar büyük bir din adına tehlikeyi bilmiyor, sezmiyor. Bu arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla bunları gündeme getiriyorlar. Yani şeytanın aklına gelmeyecek gündemleri bu insanların aklına düşürüyorlar. Devam Evet, edeyim mi? de buyur. Mesela bu dinin olmazsa Tabii. olmazlarından biri kabul edilen sakal. Sakalın Boyu, kesilmesinin pusu. boyutundan ziyade olup olmaması. Erkekte sakalın kesilmesinin haram olması mesela. Yani mesela... Mesela ben çok büyük tehlike altındayım. Ha, Mesela sen tıraş var. gittin. Ben Gittim. gene biraz kurtarıyorum da. Evet. Biraz. Biraz Yani kurtarıyorum. 2 saat önce ben de kurtarıyordum da tıraş olunca böyle oldu. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Burada çok önemli bir şeyden bahsediyor bir vatandaş. Diyor ki, bakın gündeme bakın yani bunu hiç kimsenin aklına gelmeyen bu gündem için gerçekten biz teşekkür etmeliyiz sanki. Diyor ki Allah Teala tuvalet taşıyla konuşmuş. Demiş ki işte sakal kesen sakallarını tıraş edenle seni işte bir şeye koyarım ha falan filan diye böyle bir karşılaştırma yapmış. Tuvalet taşıyla. Evet tuvalet taşıyla konuşmuş. Hani var ya bir hadis kitabında hadis diye insanların karşısına peygamberin sözü diye insanların karşısına çıkarttıkları hem de Buhari'de Oh. Allah Allah Allah. diyor bacağını açtı. Bacağını, sakını gösterdi bilmem ne. Yani gündeme bak.
Devam edeyim mi? Devam et. Nalın-ı Şerif. Nalın-ı Şerif, evet. Efendim? Ben bunları çocukların, insanların başında görüyorum. Takke, takkenin üzerinde bir nalın, nalin, terlik resmi, kutsal. Ve onu kafaya koyuyor ki gece yattığında Hazreti Peygamber'i görsün. Ayağının böylelikle terliğinin kutsallığı onu kutsasın. Yani Hristiyanların Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini söyledikleri haçın, o Hazreti İsa'nın maddi ve manevi varlığının sembolü, onu boyuna astığınız zaman Hazreti İsa'nın maddi ve manevi varlığıyla bütünleşmiş oluyorsunuz. Buna bir de Hazreti İsa'nın kanı şarap, eti ekmek, ekmekle şarabı komünyon ayininde, bu ta pagan kültürlerden Hristiyanlığa, Mısır'dan Roma'ya, Roma'dan Hristiyanlığa geçmiş şeyler. Şimdi bunun bir benzeri peygamberin nalını, nalini şerifi. Hatta bir yerde, nerede, Kabe'de mi, Mekke'de mi, Medine'de mi bilmiyorum, peygamberin ayağının taşta bıraktığı izden bahsediyorlar. Böyle taşta bırak. Taşta, taşı delmiş, ezmiş, eritmiş. Bunlar paganizmin, pagan kültürlerin, dinin akılcı, yani İslam'ın, evrensel İslam'ın akıl, fıtrat, ilim, irfan şeyine aykırı ve onların yerini alma şeyi. Bu burada gündem, işte bakın karşılaştırıyoruz gündem. Biraz sonra da ben senden sonra İslam'ın gerçek gündemini. Yalnız gündem maddesi çok. Çok. Yani maşallah. Dinliyoruz abi. Bereketi bol. Evet, evet. Bir evliyanın köpeğinin bile bizden daha evla olmuş. Yani vatandaş gidiyor, fotoğrafları var, videoları var. Eğiliyor bir köpeği, seviyor ve diyor ki bir evliyanın köpeği bizden evladır, bizden üstündür. Bunu bir yerlerden tanıyor musun? Pensilvanya meczubunun tabii, kendisine kıtmir deyişi. Kıtmir köpek demektir biliyorsunuz. Yani yedi uyurların köpeği kıtmir. Kıtmir. Kişiyi, kendini köpek yerine koyma. Burada da bu işin bir başka versiyonu var. Ama aynı şahıs papaya yazdığı mektubunda finali şöyle yapıyordu. Rabbin aciz kulu. Rabbin. Orada seçilen Rab kelimesi çok önemli. İsa olmalı. Rab orada neyi kastediyor? Kur'an mümini, Kur'an mümini bir insan Allah'a izafe edecekse eğer, evet, kulluk, kul ve Allah ilişkisini yazılacaksa bu Rab kullanılmaz. Kullanılmaz. Yani Rab efendi tamam. Efendi de kullanılmaz. Efendi dikkat de ediniz. Kullanılmaz. Hani Hazreti Peygamber Efendimiz falan bile sağlıklı şeyler, sağlıklı düşünen İslam alimleri buna Rabbin itiraz etmişler. Rabbin aciz kılı, orada bir mesaj var. Evet. Yani bizi herhangi biri olarak kabul etmeyin. Ben bunu bunun yansımalarını doktora tezimde onunla basıldı. Basılmıştır, burada da tanıtımları yapılmıştı. Onda detaylı olarak irdeledim. Şimdi şu, o enteresan. Rabbin şimdi, aciz kulu. Rabbin yani, aciz kulu. Rab orada Hristiyan teolojisinde İsa'dır. İsa'dır. Orada İsa'ya gönderen. Zaten tabii öyledir ki bütün insanlık onu bekliyor diye kapak yaptılar Hazreti, evet, İsa için. Nüzul-i İsa. Hı hı. Şimdi şeyin de yıl dönümüymüş. Ölüm yıl dönümü. Said Nursi'nin. Hı hı. Onun teolojisi, daha doğrusu
onu öyle söyleyeyim. Metodolojisinde olmazsa olmazlardan biri. Nüzul-i İsa meselesi. Nüzul-i İsa. Nüzul-i İsa. Onu, Mehdi, onun fikir, tabi. Fikir babası, Fethullah Gülen'in fikir babası olan, evet, Said Nursi bunu gündeme getiriyor. Zaten o dinler arası diyalog şeyinin tabii, ilk fikir babası da, evet, kendisidir. Tabii. Yani bunu işi sadece şeye ilk sınırlayıp diğer tarafı görmezden gelmek akıl dışı olur. Yani bunu ısrarla ayrı tutuyorlar. Şimdi bugün hedef tahtası olan şahsı söven, sayan bir yayın kuruluşu aynı zamanda şeyi de ön plana çıkartıp göktere çıkartıyor. Evet. Said Nursi. Tabii. Yani halbuki bakın, dikkat edecek olursanız bir konuşması sırasında Fethullah Gülen'in şu kapıdan camide konuşuyor bunu. Şu kapıdan Üstad Hazretleri girse deriz ki Üstad, tamam, sen getirdin buraya, bıraktın bu risaleleri. Yazdırılan, yani, sana yazdırılan. Yani risale ne demektir? Gönderilmiş belgeler demektir. Yani kendisine gönderilmiş birileri tarafından. Hatta diyor ki Nur'la da onu, Said Nursi de diyor ki bunlar bana yazdırıldı, bunlar benim değil. Ben de soruyorum, kim yazdırdı? Allah mı yazdırdı? Yoksa sen yazmadığın belli. Yani öyle diyorsun. Sana kim yazdırdı? Şeytan mı yazdırdı? Yoksa başka bir varlık mı sana bunu telkin etti? Evet. Ne diyorsun? Şimdi bize getirdin bunları, bıraktın bu misyonu. Biz şimdi seni geçtik. Hatta Peygamber aleyhisselam gelse oradan deriz ki tamam, sen getirdin bize, bıraktın. Biz şimdi bu misyonu devam ettireceğiz. Bu bir şey tabii. Şimdi böyle bir yol, böyle bir metodoloji üretilmiş, telkin edilmiş bir din kapısını açarsanız, ondan sonra bunun geriye doğru asıl kaynağına gittiğiniz zaman karşınıza çok ciddi sorunlar çıkar. Çıkıyor da nitekim. Çıkıyor. Evet. Evet. Devam edeyim. Mesela Sümükü Şerif. Sümükü Şerif çok önemli tabii. Gaytay-ı Şerif. Ya. Deve idrarının şifa oluşu. Şimdi bakın gündemlere bak. Şimdi yani, şifa kadar ayetleri. Şifa ayetleri ya. Nelere deva olduğu. Evet, ve Allah. İsmail Hüsna'nın hangi sakat şeylere alet edildiği. Evet. Hangi aletlere alet edildiği. Evet. Onu da biraz şey açalım. Evet. Değil mi? Yani evet. Allah'ın Kayyum ismini okuyacaksın. Yani söylemekten ben utanıyorum. Tabii. Ama yok, bunu söylemekle. Yani bu da kötü bir şey değil. Yani şimdi adam şifa ayetleri diye bir rezil kitap yazıyor. Ve diyor ki Allah'ın ayetleri. Bunu halkımızın dikkatle dinlemesi lazım. Allah elbette ki diyor. Mesela Kur'an şifadır. Evet. Ama diyor mesela nelere şifadır diyor. Boğaz ağrısına ayet vardır diyor. Orada içinde boğaz geçen bir ayet mesela. Efendim sırt ağrısına şu ayet var diyor. Evet, sırt geçiyorsa. Gelelim asıl yere. Mesela diyor işte cinsel şeylere çok önemli ya. Yani bu konu. Yani beni bağışlasın izleyicilerimiz. Lütfen. Mesela diyor ereksiyon sorununuz varsa ona da ayet var diyor. Ne ayeti var? Ne şey var? Diyor ki Allah'ın Kayyum ismini diyor. Çokça okuyun. Kayyum ne demektir? Sen söyle. Ayakta duran demektir. Diri. Diri. Onu diyor Kayyum, ya Kayyum, ya Kayyum, ya Kayyum diye okuyun. Suya üfleyin diyor. Ondan sonra dökün diyor. Malum bölgenize. He. Sonuçları görün diyor. Sonuçları görün diyor. Ondan sonra da bir de arkasından çek bir salavatı, kap huriyi. O da var. Şimdi o zemini hazırlıyor. Ondan sonra o kadar huri var. O kadar salavat çekiliyor. Bir şey zemin oluşturulması lazım. Değil mi hocam? Rahmetli hoca da diyordu ki ulan dangalak sen cenneti
Genel ev mi zannediyorsun? Evet. Ha? Kap huriyi, 70 huri. Bir la ilahe illallah çek, sana 70 tane köşk. Ama, 70 köşkün. Ama öyle hemen verilmiyor hocam. Her odasında 70 huri. Ama böyle yatana yok. Yatana yok. Çalışılacak. Çalışılacak. Çalışma eşittir. Salavat çekme. Bolca çek. Huri bol. Huri bol. Ama diyor Allah'tan diyor o hanımlar yok diyor orada. He. Olanlar da diyor zaten kıskançlık damarı çekip olmuş. Yoksa diyor ne yapardık biz? Ya. Bakar mısın? Bak. Kahkahalar falan. Devam ediyorum. Evet. Sünni omurga. Hani çatırdadı. Tabii. Öbürü de Sünni diyor. Sünni omurga yaptık. Aslında omurgadaki çatlağı, yani tevhid omurgası, evrensel tevhid denen dinin ana omurgası. Zaten çatlak üzerinden konuşuyorsun. Çatlak. Bir çatlak, affedersiniz, İslam'ın çatlağını getirip omurga yapıyor. Ve bunu da insanlar yutuyorlar. Efendim büyük filozofumuz. Gündem. Nasıl gündem? Harika. Harika. Şimdi rabıta, evliya, keramet, rüya, ilham, keşf, evet. Keramet. Şimdi bunların hiçbiri... Mesela rabıta nedir? Rabıta. Rabıta bağlı olduğu kişi, kimse o şeyh, hı hı. Teknik manasıyla onu sıkıntılı anlarında sürekli aklına getirme veya öyle bir şey yapamıyorsan resmini koyup uzun uzun onun alnından senin kalbine bir nurdan oysa ayette hortum, diyor ki hortum. Müminlerden bahsederken bakın ve rabitu ve ne zora girdiğinizde Allah'ı anın çokça anın. Çokça anın. Şimdi rabıtayla nereye koymuş oluyor kendini? Evet. Teknik olarak sığınılan Mevla'nın yerine koyuyor. Evet. Yani bana yani, sığınmayın. Ya şimdi Allah. Buna sığınan vatandaş şunu fark edemiyor mu? Yani sığınılan. Efendim şöyledir böyledir. Tevil üzerine tevil. Tevil üzerine tevil. Biz onu hani bunlar türbelere çaput bağlarken veya onlardan yardım isterken yüzü suyu hürmeti istiyorlar tabii, ya. Tabii. Zümer suresinde de bunun tam tersini diyor. Diyor ki buraya aracı yaptığınız hiçbir şeyi yaratamaz. Hiçbir şey yapamaz. Ve bu sizi felaketten felakete sürükler. Öteki tarafın ahirette bunların manzaralarından örnekler veriyor. Örnekler veriyor. Onlar kaçar bunlardan diyor. Tabii. Yani peşlerinde koştukları, tabi oldukları kişiler ateşi görünce bunlardan kaçarlar. Bu kendilerinden kaçılan dünün tabileri, metbularından kaçan dünün tabileri derler ki Allah'ım bizi bir dünyaya geri döndür de bugün bu heriflerin bizden kaçtıkları gibi biz de onlardan kaçalım. Geçmiş olsun. Biliyoruz. Burada tabi olunanla tabi olan aynı kefede. Şimdi bu şeyh mürşit ilişkisinin boyutları belli. Mürşit ne olmalı? Nasıl bir ruh hali, nasıl bir psikolojide olmalı? Onun da olmazsa olmazı yazılmış. Meyyit. Evet. Gibi. Meyyitin önüne uzanmış şeyin, gassalin önündeki meyyit gibi. Meyyit gibi. Yani ölü yıkayıcısının önünde uzanmış ölü. Neyse mürit de mürşidine öyle teslim olacak. Teslim olacak. Bu adam ne yaparsa hani gassal ağzını burnunu yıkar, efendim kulaklarına veya belli yerlerine pamuk tıkar, ne yaparsa çevirir, evirir. Hı hı. Hiç teslim. Teslim. Böyle yani ölmeden ölünüz diye bir fitne peygambere İslam diyorlar ya. Mutu kavle en temutu. Ölmeden önce ölünüz efendim. Yani
yaşamaya, hayata, hayatı kucaklamaya, hayatı dönüştürmeye, hayatı güzelleştirmeye dönük Kur'an'da bize öngörülen din ve İslam burada tam tersine, eldivenin tersine çevrilişi gibi çevriliyor ve insanları hayata değil ölüme çağırıyor. Hani bir dönemde bahsetmiştik de yine ilahiyatın önemli flash isimlerinden bir arkadaşımız din programı diye bir canlı mankenin stüdyoda üzerine kefenlemeyi göstermişti. Ne? Gündem. Bakın ne kadar önemli gündemler. Başka şimdi, neler var abi? Tövbe verme, tövbe çıkarma. Aha. Yani şeyin Hristiyan teolojisinin Kristolojinin günah çıkarma kavramı fiili olarak babalar gibi evet. Bu dinin içinde. Evet. Sen istediğin kadar aforoz falan yok efendim, bilmem ne yok, ruhbanlık yok. Yok, ne ruhbanlık yokmuş. Hı. İnan ruhbanlığın ki Hristiyanlıktan, babası. Yahudilikten daha katı ruhbanlık bizde tesis ettirilmiştir. Evet. İşin daha kötü tarafı ruhbanlık reddedilen, ruhbanlığın reddedildiği telaffuz edilerek bunun arkasına feci bir ruhbanlığı oturtmuşlar ve evet. Bu insanların imanını gevretmişlerdir. Şimdi Evliyaullah dedikleri bir takım insanlar, o Evliyaullah da onların tespitiyle ancak mümkün oluyor tabii. Evet. Allah dostu. Allah dostu. Bitti. Allah sana Allah dostu. Ona bir saat bakmak 100 yıl farz ibadetten evladır. Nafile değil. Farz. Evet, nafile değil. Farz. Farz. Nerede bir Çavuşbaşı denen bir yer var. Orada bu Veliyullah dedikleri, hatta her an Allah ile temasta olduğunu telaffuz ettikleri bu şahıs aslında dünya ile falan irtibatını kesmiş, konuşamayan, düşünemeyen, sürekli uyuyan bir şeyi ellerine şeylerine koyup, tekerlekli sandalyeye koyup çavuş başında bir böyle yüksek, tıpkı Vatikan'daki gibi hani papa çıkıyor. Ha, konuşmaya. Böyle altında meydan. Kullar sürüsü tabii. Binlerce. Rab İsa'nın tecelli ettiği kişi papa. Tabii. Çünkü Hristiyanlıkta, teolojide, Hristiyan teolojisinde Allah İsa şeklinde, İsa kilise şeklinde, tabii. Kilise ruhbanlar şeklinde tecessüm etmiştir. Ve iman akidesine girmiştir. Tabii. Özellikle Katolik'te, Katolik anlayışında. Diyorlar ki, Papa'nın yaptığı her eylem ilahi planın bir parçasıdır. Evet. Hatta şimdi enteresan, geçmişte bir şey olmuştu. Bu Hazreti Muhammed'i haşa kılıçtan birisinin üçüncü şahsın ağzından güya. Hı hı. Kötülemek için. Söyle bana kılıçla kandan başka ne verdin dedirtiyor. Bunu da bilimsel, işte ben şeyi okudum. Şimdi bizimkiler de şöyle bir kafa imza attılar. Yani neresiyle güldüler adamlar bilmiyorum. Efendim özür dilesin. Ya papa özür diler mi? Papanın her yaptığı ilahi planın parçası. Tabii. O da bir, onun da bir hikmeti var. Ha, onlar öyle düşünüyorlar. Onlar öyle düşünüyor. Şimdi aynı bunun gibi çıkartılıp zavallı, mankurtlaştırılmış o zavallı insanların karşısına çıkartılıp sessizce, saatlerce bir Allah dostuna bakmak bir saat, 120 yıl, 130 yıl artırabildiğin kadar farz ibadetten evladır diye insanların karşısına çıkartılan vatandaşı şey ne dediler? Hocam? Ete kemiğe bürünmüş hali. Allah'ın ete kemiğe bürünmüş hali değil mi? Tabii. Bu hulul değil mi? Tabii. Bu mücessime değil mi? Tabii.
Yani Hristiyanların yaptıkları şeyle bunun arasında ne? En ufak bir fark var mı? Yok. Allah yani hakkını vermek lazım. Hristiyanlar en azından samimi olarak onu itiraf ediyor ki biz buna böyle inanıyoruz. Tamam. Şimdi bu burası iki arkadan dolanıp evet. iki puan koparma peşinde. Yani hem yaptığı ondan farksız hem de buna başka kılıflar gider. Efendim biz onu demek istemiyoruz. Şunu evet. demek istemiyoruz. Nasıl demek istemiyorsun kardeşim? Her şey ortada bal gibi. Yani biraz akli melekesi aktif olan bir adam bunu anlar. Şimdi mesela ben bir gün dedim ki bir arkadaşa, yani bu şeyden de haber yok. Dedim ki okuyan, yazan ve televizyonlarda orada burada konuşan bir arkadaş. Dedim ki ben sana bir şey söyleyeyim. Birisi sana dese ki Muhammed Nurdoğan diyor ki benim babam, Allah benim babama tecelli etti. Dedi ki ete kemiğe büründüm. Filancayı diye göründüm. Hı. Ne dersin? Abi, küfürdür dedi. Şirk. Hı. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Peki dedim bunu filanca şahıs söylerse bir hikmeti vardır. Bak. Hikmeti var. Gündem. Gündem. Şimdi köleleriyiz. Biz bilmem kimin köleleriyiz. Sülalesinin yani köleleriyiz. Tabi bunlara her türlü bizim kafamıza tepemize çıksalar hakları var. Bize farzdır diyor. Farzdır. Bak, bu aileye kölelik yapmak bize farzdır. Bu da farzı. Yani günün farzını bakın. Birisi ne dedi? Bir evliyanın yüzüne bakmak farzdır. Farz namazlardan evladır. Bu da diyor ki filanca ailenin evlatlarına o ailenin kölelik etmek evet kölelik etmek farzdır, vaciptir. Tabii, bize. Tabii kelime birebir o. Kölelik. Yani ona sempati duymak falan, yardım diyor etmek ki, falan değil. Bu ailenin fertleri diyor bizim ensemize basarak, çiğneyerek geçecekler diyor. Ve bunu da yapıyorlar. O şahıs dedikleri o kişi, işte o büyüğü, o ailenin insanlar yatıyorlar. Bu da üzerine basa basa, enselerine, sırtlarına basa basa gidiyor ve o sırtlarına, enselerine basanlar da cuşu huruşa gelip Allah, Allah diye bağırıyorlar. Yani dinin gündemine baksanıza. Evet, başka ne var abi? Bir say bakalım. Peki. Da. Bu birbirinden harika, muhteşem gündemler ortada. Evet. Daha neler var? İlk aklımıza gelenler. İlk aklımıza gelenler. Peki bunun, bir de bunların yansımaları var. Şimdi bunların temsilcilerinden bazıları tartışmasına da girdiler. İslam'ın güncellenmesi falan. Hı hı. Oradan bir yerlere, yani biz de sizinle aynı kafadayız. Aman ha. Hı hı. Demek için şey oldu. Şimdi bunların güncellenmesi, diyelim bunları güncelleyeceğiz. Bunların güncellenmesi nasıl olur? Tek güncellenmesi. Bunların toptan bir pislik gibi süpürülüp halının malın falan altına değil. Hayır. Doğrudan doğruya çöpe. Hani bu insanlığın vicdanının çöplüğüne bunlar atılmadıkça. Şeyi teşbihde hata olmaz. Bu radyoaktif maddeleri işte özel böyle betonlayıp bilmem kaç yüz metre altına koyarlar ki yani bir sızıntı mızıntı olmasın diye. Aynen o şekilde bir muameleye tabi tutulması. Yerin yedi kat dibine. Aslında bak sen bunu söyledin de ben hemen aklıma yani Kur'an'da peygamberlerin kıssaları geldi. Bütün peygamberler. Abi bütün işleri bu bunların biliyor musunuz? İşte gelen o insanlığın vicdanının temsilcileri olan o büyük ruhlu insanlar işte bu gündemlerle hafızalarla bu hafızalarla hani diyor ya adamın biri
hafızamız kaybolur. Ha. Aha hafıza sana. Hafıza işte. Al sana hafıza. Bu hafıza eğer üzerine efendim tertemiz tabiatın toprağı atılmadıkça, bunlar yedi kat cehennemin dibine gönderilmedikçe bu hafıza, bu kirli hafıza, evet, bu radyoaktif hafıza, yani insanları cin gibi çarpan, insanları perişan eden, insanları insanlığından çıkartan, evet, insanlığı darmadağın eden, şu hafıza, gündem hafızası yerin yedi kat dibine radyoaktif maddeler gibi gömülmedikçe, ki peygamberlerin bütün yaptıkları iş bundan, evet, ibaret. Evet. Bu gündemlerden insanları kurtarmak, bu kirlerden, evet, bu hafıza kirliliğinden, bu zehirli hafızadan insanları kurtarıp fıtratlarına, akla ve Allah'ın kalbe ilka ettiği vahyin pırıl pırıl canlı gündemine. Bakın bunlar ölü gündemler. Bugün bunlar eğer gündemimizdeyse bunlar hortlatılmış cahiliyenin gündemleridir. Bunlar hortlatıldı, her an hortlatılıyor. Evet. Ve insanların karşısına kara goncolos gibi çıkıyor ve insanları yani cin çarpmışa döndürüyor. Evet. Şimdi bunlardan insanlar kurtarılmadıkça ki bir ayette sizi temizler diyor. Aranızdan bir peygamber gönderdi. Heh. Sizi temizleyen. Neye temizleyen abi? Bu pislikler. İşte bu kirli, zehirli gündemden insanları temizlemek. Peki abi gelecek o zaman programda. Biz hiç yani şimdi ben size şey sordum. Peki asıl gündem ne olmalı? Asıl gündem nedir? Ne? Kur'an'ın gündemi nedir? Evet. Ona vaktimiz ona var mı? Ona vaktimiz olmaz. Çünkü bir 5 dakikamız kaldı sanırım. Evet. Onu müstakil önümüzdeki haftaya programın gündemi. O zaman da şunu şey yapalım. Yani o gündemi, Kur'an'ın canlı gündemini, hı-hı, fıtratın gündemini, aklın gündemini, evet, ölmeyen, evrensel, asla eskimeyen, püskümeyen bu gündemi konuştuktan sonra şunu söyle. O zaman biz güncellemeden ne anlıyoruz? Birilerinin BOP projesi veya Yeşil Kuşak çerçevesinde gündeme getirmek zorunda oldukları şey midir bizim günde bizim, evet, şeyimiz? Evet. Meselemiz? Evet. Parantez açayım bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Yani aklımdan geçeni okudunuz. Şimdi bu güncelleme tartışmaları falan olurken dünyada neler oluyor, ne bitiyor? Onlara da bakmak icap ediyor. Evet. Şimdi Amerika'nın başını çektiği anlayış, şimdi şöyle bir şey mesaj veriyor dünyaya. Bizimle beraber çalışacak, ortak siyaset üretecek, proje üretecek, ekipler, bizim projelerimize içinde olacak, bizim kol kanat geleceğimiz kadrolar radikal unsurlardan temizlenmeli. Böyle bir direktif var oradan. Okyanusun öteki tarafından. Bunun yansımaları dünyada görülmeye başladı. Mesela Suudi Arabistan, Vahabi anlayış enteresandır. Yani Allah güncellenmeye başladı. Allah Allah. Dediler ki çarşaf marşaf bunlar diye kaldırın. Bunlar zorunluluk morunluluk değildir. Bunlar yani bir hanımın aklı başında bir kıyafet giymesi yeterlidir. Ha. Peki birisi diyebilir, kardeşim bundan sen rahatsız mı oluyorsun? Hayır. Şimdi biz görüntüyle uğraşmıyoruz, evet, sadece. Görüntü bizim işimiz değil. Elbette. Evet. Bizim işimiz şu. Sen eğer bu iblis projelerine doğrudan dolaylı işin içine girerek burada rol alacaksan ve onun her dediğine dine referans getireceksen İslam adına, bu güncelleme falan filan değil. Evet. Yani Suudi Arabistan'ın güncelleme
gayreti, derdi yok. Söylemi, öyle bir derdi merdi falan filan olamaz. Yok. Ben burada nasıl dururum? Dert bu. Tahtımı nasıl korurum? Bana verilmiş bu görevi bir hakkın efendilerime nasıl bizim derdimiz yerine getiririm? Bu meyanda, samimi olarak söyleyelim, bu meyanda indirilmiş olan Kur'an'ı, tertemiz dini biz milletle kucaklaştırmak için ne yapabiliriz? Bu konuda silkinme manasında bir güncelleme olacaksa eyvallah. Başımız üstünde. Bunu yapalım. Zaten senelerden beri tabii, hocaların söylüyor. Çünkü söylenenler ortada. Dün biz Kur'an diyorduk, bugün de Kur'an diyoruz. Senelerden beri Hüseyin Atay öyle diyordu. Evet. Ercüment Özkan öyle diyordu. Ercüment Özkan öyle diyordu. Evet. Diyordu da diyordu. Dert bu. Onlar dedikleri zaman analarınızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Diyorlardı. Dediler. Bize dediler. Neler evet, yaptılar. Dediler. Hocaya neler yaptılar. Birçoğu hayatıyla ödedi. Evet. Bunu da söyleyelim. Tabii. Bu şekilde programı bitirelim isterseniz. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.